Sevgili 8'de sağlık izleyenleri, şimdi konuğumuz kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Profesör Doktor Haşmet Mesut Özsoy. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler İzmir, nasılsınız? Sağ olun hocam. Bizler neredeyiz? İzmir nasıl hocam? İzmir çok güzel. İyi maşallah. Buradan da sizin nezdinizde tüm güzellikleri hemşehrilerimize selamlar olsun, evet. Saygılar olsun. Evet hocam, bugün gene kadın hastalıkları üzerine hassas konulardan bir tanesi. Evet, konumuz miyomlar. Hocam, miyom nedir? Miyomlar kadınlarda rahim düz kasından kaynaklanan, iyi huylu olarak bildiğimiz uğurlar olarak tanımlanmaktadır. Rahim tabakası üç ana tabakadan oluşur. Birincisi endometrium dediğimiz iç tabaka. Kadınların regl dönemlerinde adet gördüğü ve her ay yenilenen tabaka. İkinci tabaka, orta tabaka, kas tabakası, myometrium diyoruz ona. Myom ismi oradan gelmektedir, myometrium. Ve son tabakada rahmin üst dışını, serozasını kapatan tabakadır. Bu orta tabakadaki kas dokusunun östrojen hormonu tarafından aşırı uyarılması sonucu büyüme, genişleme meydana gelebilir ve içi sert, ceviz büyüklüğünden tutun da futbol topu büyüklüğüne kadar ve hatta daha büyük boyutlara kadar uzanabilmektedir. Miyomlar yer olarak her ne kadar rahmin orta tabakasından hani kaynaklanmış olsa da yerlerine göre, büyüme yönlerine göre de değişir. Rahim içine doğru büyüyen miyomlara biz intramural, rahim içine doğru büyür ve rahimin iç kısmını saran rahim duvarıyla ilişkilendiği zaman onunla birlikte ek olarak çeşitli şikayetler eklenebilir. Dolayısıyla rahim içine büyüyen miyomlar da intramural olarak ifade edilir. Diğeri ise dışa doğru büyüyen miyomlardır. Bunlar da karnın boşluğuna doğru. O bölgeye uyacak şekilde olabildiğince büyürler ve yerleşirler. Bunlar rahmin içinde, tabakanın içinde olan miyomlardır. Bir de rahmin dışında oluşan parazitik dediğimiz, ligamenler dediğimiz, rahmi tutan bağların arasında oluşabilen miyomlardır. Miyomlar sadece rahimde olmaz, rahim ağzı dediğimiz servikste de olabilir. Biz bunlara servikal miyom diyoruz ve genel anlamda iyi huyludur diye ifade etmiştim. %1 ile binde bir oranında kanserleşebilirler, kötü huylu hale gelebilirler. Genç kızlık döneminde olabileceği gibi doğurganlık döneminde ki en çok karşımıza o dönemlerde çıkar, menopoz döneminde de karşımıza çıkabilmektedir. Genellikle miyomlar menopoz dönemine yakın gördüğümüz zaman medikal anlamda biz yaklaşım yaparız. Cerrahi fazla yaklaşıma girmeyiz. Çünkü menopoz öncesi ve menopoz döneminde östrojen hormonunun vücuttan çekilmesiyle miyomlarda kaybolma olmasa bile, ortadan kalkma durumu olmasa bile en azından mevcut büyüklüğe sabit kalıp ya da biraz daha küçülebilmektedir. Genel anlayış budur. Aslında evet. Öyle değil tabii ki. Biz miyomlarda gördüğümüz zaman yerine göre ve sayısına göre mutlaka hareket ederiz. Örneğin genç bir kızda rahim duvarını ilişkilendiren bir miyom varsa ileride evlilik ve çocuk isteği olacağından dolayı oradan o miyomu bir an önce almaya çalışırız. Diğer taraftan doğurganlık çağında olan kadınlarda özellikle doğum yapan birden fazla, ikiden fazla, üçten fazla dediğimiz zaman miyomların hem sayısı artmaktadır, hem büyüklüğü artmaktadır, hem de şikayet ve semptomları, bulguları daha da artmaktadır. Menopoza yakın ya da menopozdan sonra geçmişten gelen bir miyom yoksa ve bu dönemde ortaya çıkıyorsa mutlaka aksi ispatlanıncaya kadar rahim duvarı kanser olarak kabul ederiz ve miyomların dönüşümü sonucunda sarkom dediğimiz ve yumurtalık kanseri gibi onu takip eden 3 yıl, 5 yıl yaşama süreçleri verdiğimiz durumlar söz konusu olabilir. Dolayısıyla doğurganlık döneminde başlayıp menopoza uzanan miyomları takip edebiliriz. Tabii büyüklüğüne ve sayısına bağlı olarak. Ama menopoz döneminde yeniden bir miyom çıkıyorsa ya da sayısı artıyorsa veya mevcut miyomun büyüklüğü menopozda da artıyorsa, normalde küçülmesi gerekir, artıyorsa
ki bu tecrübeli eller tarafından ve gözler tarafından takip edilmelidir. Biz o zaman mutlaka cerrahi yöntemi uygularız. Özellikle karşımıza kanama şikayetleriyle gelebilirler. Pelvik kasık ağrısı şikayetiyle gelebilirler. Bel ağrısı şikayetiyle gelebilirler ve omuz ağrısı şikayetiyle gelebilirler. Özellikle omuz ağrısı için nörolojiye, fizik tedaviye, beyin cerrahisine ya da göğüs hastalıklarına gittikleri zaman yapılan ultrasonlarında ki tüm batın ultrasonudur, tüm iç organların görüntülerle bakılmasında rahimdeki miyomlar tesadüfen karşımıza çıkabilir. Diğer taraftan kliniğimize gelen kadınlarımızın yıllık kontrolleri veya başka bir nedenle şikayetle geldiğinde yine ultrasonografide karşımıza tesadüfen ortaya çıkabilmektedir. Cinsel konforu bozabilirler. Miyomun yerleşkesine göre değişir. Ya rahim içindedir, ya rahim dışındadır, cinsel konforu bozacak şekilde ağrı yapar veya sırasında veya sonrasında postkoital dediğimiz lekeleme ya da akıntı şeklinde kanamalar olabilir. Bizim miyomlarda dikkat etmemiz gereken en önemli husus vajinal akıntıyla birlikte olmasıdır. İster kahverengi lekeleme tarzında olsun, ister akıntı şeklinde olsun, eğer rahim duvarında bir miyom varsa mutlaka mutlaka kanser markerları dediğimiz kandaki laboratuvar testlerinde yaptırmak zorundayız. Çünkü bu tip akıntılarla birlikte miyom olan kadınlarda rahim duvarında kanser veya miyomun kansere dönüşme oranı artmaktadır. Tedavi konusunda bize özellikle ameliyattan ne kadar uzak kalırsak bizim o kadar işimize gelir ve en çok endişe duyduğumuz, hastalarımızın endişe duyduğu rahmim alınacak mı sorusudur ve bunun soru işaretidir. Tabii ki biz de hastanın yaşına, çocuk sayısına ve kliniğine bakarak laboratuvar sonuçlarıyla harmanladığımız zaman en uygun cerrahi yöntem neyse onu yapmaktayız. Özellikle rahim duvarına yakın olanları, rahim ağzına yakın olanları en başta temizlemek kaydıyla etraftaki miyomları da zaten temizliyoruz. Biz bunları yaparken çeşitli cerrahi yöntemler kullanıyoruz. Bir tanesi gençse, bekarsa kapalı dediğimiz teknik endoskopik cerrahi ile yapıyoruz. Doğurganlık çağında geçirilmiş ameliyatları varsa ve buna bağlı yapışıklar varsa hem kapalı hem açık ameliyatı tercih edebiliyoruz. İleri yaşta, menopoz döneminde ise özellikle kadınlarımızın idrar kesesiyle sarkma, rahim kendisinin sarkması gibi problemler de eşlik ediyorsa açık ya da vajinal yönden yapmış olduğumuz optik cihaz aracılığıyla, histereskopi dediğimiz aletlerle bu işlemleri çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz. Bizim mesajımız şu olmalı, miyom takip edilmelidir. Genelde öyle bir algı vardır ama mutlaka ve mutlaka rahim duvarından bir biyopsi yapmak şartı vardır. Miyom her ne kadar tıbbi kitaplarımızda %95 ile %99 arasında benign dediğimiz iyi huylu hastalıklar olsa da, kitleler, uğurlar olsa da mutlaka etrafından atipik veya prekanseröz lezyonlar oluşabilmektedir. Ve biz bunlara çok dikkat etmeliyiz ve bunu biz özellikle kadınlarımıza çok iyi aktarmalıyız. Bunları aktardıktan sonra kontrollerinde o miyomun ne kadar büyüdüğü, sayısının artması, lokalizasyon yönlerinin değişmesi gibi durumlar söz konusu ise genelde cerrahi olarak yaklaşmak durumunda kalmaktayız. Son yıllarda en güzel teknolojilerden bir tanesi de bunlar da robotik cerrahidir. Robotik cerrahi de bizim işimizi daha da kolaylaştırmaktadır. Özellikle çok açık ameliyatlardan bizi kurtarmaktadır. Hastane yatış süresini çok kısaltmaktadır. Her ne kadar günümüzde Türkiye'de bunun maliyeti yüksek de olsa açık ameliyattan, hekim açısından, cerrah açısından çok daha rahat, kapalı bir ameliyat yapılmaktadır. Ve böylece hastalarımızın hastanede yatış süresi kısalmakta, mobilizasyon dediğimiz hareketlenmesi, işine dönmesi daha da kolay olmaktadır. Ameliyat sonrası oluşacak olan yan etkiler dediğimiz ağrılar, enfeksiyonlar bu tip cerrahi kapalı sistem teknolojilerde daha az olmaktadır. Güzel hocam, harika anlattınız vallahi. Evet. Yani o kadar böyle aktı gitti ki süremizde. Son olarak hocam, Aygün hocam siz isterseniz. Aslında hocam sormak istediğim miyomlar nasıl oluşur? Dinledim sizi, belki hani o arada söylersiniz diye ama. Östrojen hormonun tek nedeni östrojen hormonudur. Özellikle polikistik over
hastalarında, genç kızlarda östrojen hormonu çok yüksek seviyelerde olduğu için direkt rahim duvarındaki o miyometrium dediğimiz kas tabakası östrojen maruziyetine kaldığından miyomlar oluşmaktadır. Doğurganlık döneminde çok sayıda çocuk yapmak, gebelik oluşması yine östrojen hakimiyetinin çok olduğu dönem zaman diliminde miyomlar oluşabilmektedir. Erken yaşta menarş dediğimiz çok genç yaşlarda beklediğimiz yaşlardan daha önce reglisi adeti başlayan kız çocuklarında ve geç menopoza giren kadınlarda rahim duvarı kanseri riski nasıl artıyorsa miyomlarda da hem sayısal olarak hem de yerleşim olarak artmaktadır. Sonuç olarak östrojen hormonu bugün için miyomun tek sebebidir. Bilmediğimiz aslında bunu da yeni öğrenmiş olduk gerçekten de. Miyomların oluşum nedenleri östrojen hormonunun yükselmesiyle doğru anlıyor değil mi hocam? Tabii. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Oldu. Çok sağ olun. Sevgili 8'de Sağlık izleyenleri, konuğumuz Profesör Doktor Haşmet Mesut Özsoy'du. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, kendisi bize miyomlardan bahsetti. Bizden ayrılmayın. Bizimle kalın.